formasının sırtında soyadını değil, adını yazdırmaya karar verdi. Bunun sebebi ailesiyle hiçbir bağ hissetmiyor olmasıydı. Çocukluk yıllarımıza dönüp baktığımız zaman hep iç çeker, ne kadar güzel geçtiğini düşünürüz. O zamanlar her şey daha güzeldir bize göre. Ancak biz hatırlamak istemesek de çocukluk travmalarımız bizimle gelir, bizi etkiler. Deli Ali de çocukluğu travmalarla dolu olanlardan. I told already Deli very, very directly, he doesn't train well. He's not a good trainer to find the right motivation for the guy. 11 Nisan 1996'da Milton Keynes'te doğan Deli Ali, doğduğu günden itibaren sıkıntılı bir hayatın içine düştü. Babası Yoruba kökenli bir Nijeryalı, annesi İngilizdi. Bir iş adamı olan babasının maddi durumu oldukça iyi olsa da ailenin başka sorunları vardı. Çocuklarının daha adım attığı günden itibaren belli olan futbola dönük yeteneğinden bile haberdar değillerdi. Çünkü aralarında ciddi bir geçimsizlik söz konusuydu. Deli'ye hiç ilgi göstermiyorlardı. Nitekim bu geçimsizlik Ali henüz 3 yaşındayken boşanmalarıyla sonuçlandı. Çocuğun velayeti anneye verilmiş, babasına da belli zamanlarda oğlunu görme hakkı tanınmıştı. O annesiyle İngiltere'de yaşarken babası da Nijerya'ya döndü. Annesinin kendisiyle hiç ilgilenememesi ve onu bir futbol akademisine kaydettirmemiş olması hayallerini bir süre ertelemesine neden olmuştu. 8 yaşındayken Nijerya'daki babasının yanına giden küçük Ali, Lagos'ta uluslararası öğrenciler kabul eden bir koleje kaydoldu. Nijerya'daki hayatını sevmeye başlamıştı. Ancak babasının işini büyütmek için Amerika'ya gitme kararı almasıyla hayatının bu safhası kısa sürdü. Babası Keynes ile Houston'a taşındıktan bir süre sonra onunla da sorunlar yaşamaya başladı. Babasının yeniden evlenme kararı almasını kabullenememişti. Üvey anne fikri ona korkunç geliyordu. Üstelik bu yeni anne adayını da hiç sevmemişti. Babasının tüm bunlara rağmen evlenmesi üzerine Deli yeniden İngiltere'ye annesinin yanına döndü. Annesi alkol ve uyuşturucu bağımlısıydı. Evde günlerini çok zor geçiriyordu Deli Ali. Sokakta çetelere karışacak duruma gelmişti. 13 yaşındayken futbola başladığı Milton Keynes Dance'tan bir takım arkadaşının ailesinin evine taşındı. Kendisine çok iyi davranılan bu evi benimsedi ve resmi olarak evlat edinilmemiş olmasına rağmen kendisini ev sahibi Alan ve Sally Hickford çiftinin evlatlığı kabul etti. Artık futbola daha çok zaman ayırabiliyor olsa da yaşadığı zor günlerin etkisini atlatmak kolay olmuyordu. 13 yaşından beri antrenmanlarına katıldığı Milton Keynes Dance'la 16 yaşındayken ilk sözleşmesini imzaladı. Aynı yıl A takıma kadar yükseldi. Kariyerinin en önemli adımını 2014 yılında attı. Takımının Manchester United'ı sahasında 4-0 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Küçüklüğünden beri bir Liverpool taraftarı ve Steven Gerrard hayranı olan Deli Ali'nin adı şimdi idolüyle beraber anılıyordu. Oyun tarzı Gerrard'a benzetilen genç futbolcu 2015 Şubat'ında 5 milyon pound bonservis bedeliyle Tottenham kadrosuna katıldı ancak sezonun kalanını takımında kiralık olarak tamamladı. Sezon sonunda Tottenham'a gidişiyle kariyerinde yepyeni bir sayfa açıldı. Büyük altılıdan birine alt ligden transfer olan bir futbolcu gibi değil de sanki yıllardır Premier Lig'de mücadele ediyormuşçasına bir performans göstermesi hemen göze batmasına neden oldu. İngiltere milli takımına da davet edilen genç yıldız 9 Kasım 2015'te Estonya karşısında 87. dakikada oyuna girerek ilk kez milli formayı sırtına geçirdi. Premier Lig'deki ilk sezonunu 10 gol 9 asistle tamamlarken takımının Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli bir pay sahibi oldu. Ertesi sezon performansını daha da arttırarak ligde 18 gol 9 asistlik bir performans gösteren İngiliz orta saha ayrıca Şampiyonlar Ligi arenasında da boy göstermiş ve 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. Bu arada formasının sırtında soyadını değil, adını yazdırmaya karar verdi. Bunun sebebi ailesiyle hiçbir bağ hissetmiyor olmasıydı. 2016'dan itibaren Deli olarak mücadele edecekti. Tottenham formasıyla geçirdiği iki harika sezonun ardından işler kötüye gitmeye başladı. 2017-2018 sezonunu ligde 9 gol 11 asistle tamamlasa da sezon boyunca istikrarsızlığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
Bir sonraki sezonda ise ligde sadece 5 gol atıp 3 de asist yapabildi. Kadrodaki yeri eskisi kadar sağlam değildi. Mental olarak dağılmıştı ve bir türlü toparlanamıyordu. Kasım 2018'de Tottenham'la 6 yıllık yeni bir sözleşme imzalamış olması kulübünü de telaşa düşürmüştü. Performansı giderek düşüyordu. 2019-2020 sezonunda 25 maçta forma giyip 8 gol 4 asist kaydetmesi artık eskisi gibi olmadığının kanıtıydı adeta. Sonraki 2 sezonunda sırasıyla 15 ve 10 maçta forma giyerek takımdaki yerini büsbütün kaybetti. Bu performans düşüşünde mental sorunları kadar sakatlıkları ve teknik direktörlerle iletişimi de etkili olmuştu. Üstelik yaşadığı kötü olaylar da bitmiyordu. 13 Mayıs 2020'de evine giren soyguncular kendisini rehin alıp evdeki mücevherleri çaldılar ve Deli'yi de yüzünden yaraladılar. Tüm bu kötü giden sürecin içinde ona yardım eli uzatan biri vardı. Mourinho onu kazanmak istediği için birkaç maç arka arkaya ilk 11'de başlatsa da beklediği verimi alamayınca yedeğe çekmek zorunda kaldı. Bir türlü o beklenen sıçramayı yapamıyordu. Fucking lazy. 2021-2022 sezonunun ilk yarısında yalnızca 10 maçta forma giydi ve devre arasında Everton'a transfer oldu. Sezonun ikinci yarısında Everton formasıyla sadece bir maça ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu 10 maçta da sonradan oyuna girdi ancak gol veya asist üretemedi. Bu sezon yepyeni bir maceraya atılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan İngiliz futbolcu Türk futbol severlerde şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda. Türk takımlarının bu tarz futbolcularda aidiyet duygusu yaratarak eski performanslarına döndürdüğü çok fazla sönmüş yıldızın olması bu transferlerden duyulan heyecanı da arttırıyor. Bakalım Dele Alli, Vodafone Park'ın çimlerinde 41 bin taraftarın coşkusuyla karşılaşınca eski günlerine dönebilecek mi yoksa o eski halinden eser yok mu? 15 yıl man is a sensation! Dele Alli, out of League One!